500 kilo et döner yeme yarışması. Tuna tavus ve her şeyi yiyen kız. Bir anda bam diye zayıflama diyor. Doğru. Mantıklı. Evet öyle diyor lan. 3, 2, 1, başladık. Ben seni yerim. Oğlum ya et döner de çok severim ya. Bak ne olacak biliyor musun? Bir et döner yapan şey sipariş verdiğinde pilav üstü olsun olmasın. Yanına salatalık turşusu koyacaklar. Koymadıklarına sinirleniyorum. Salatalık turşusu olacak. Hafif domates olacak. Öyle çok güzel olur. İlk insan ve ikinci insan. Ben hala birdeyim. Ben hiçbir soruya cevap verecek durumda değilim. Çok acayip şu an. Var mı lan öyle bir şey? Onu hiç karıştırma. Ya bu 500 kiloyu kim yiyor? 5 kişi mi yiyor? Nasıl ya? Bir kişi 100 kilo et nasıl yesin? 300'ünü tuna tavus yese? Ağzımın ucuna kadar geldi, peçeteyle bastırıyorum. Bir dakika durun, ben gidip geleceğim hemen. Ormanda çok aslan gördüm ama... Sen ormanda aslan nerede gördün ya? Yepyeni bir yemek yeme yarışmasıyla karşınızdayız, Ankara'dayız. İnanılmaz bir... Orkun'a sesleniyorum. Bir günde beni çağırsanız da yemek yeme yarışmasına, ben çok güzel yemek yerim. Oha düşünsene! Orkun vs ay Orkun X katman oluyormuş. Şey iş birlikleri ay neydi onun adı ya? İşte gel hangisi gerçek bilmem ne videolarına işte çerler diyor hangisi gerçek hacker vesaire vesaire. Ondan sonra ben şey videolarına gidiyormuşum. Et yeme et döner yeme yarışması, bilmem ne yeme yarışması. Lahmacun yeme yarışması. Aynen. Sonra dur bakayım. Yağmur'u nereye gönderelim Orkun'un kontentlerinden? Yağmur zaten çok bir şey yemediği için Yağmur'a da şey bir günde 0 TL ile bilmem ne yere gittim videoları. Bayağı iyi. Dönerimiz var. Arkada görmüş. Ucuz orta pahalıyı Gugu'yla. Ya da Samet de olur. Samet artı Gugu. Olduğunuz döner 500 kilo ve tek bir şişte pişiyor. 500 kilo döner yeme yarışması yapacağız. İnanılmaz olacak ve burası çok enteresan bir yer. Günde 2 ton döner satıyorlarmış. Etleri de Doğanaylardan alıyorlar. Biz de Doğanay'la video çekmiştik. Ertesi sabah buraya geldik. Çok güzel konuklarımız var. Ceren geliyor. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız? İyiyiz, nasılsınız efendim? İyiyiz biz de. Ne düşünüyorsunuz döner? Döneri çok... Ceren'i bilmeyenler için abi, ben biliyorum bu kızın kendi YouTube kanalı vardı. Çok eskiden görmüştüm ben de. Kız aşırı zayıf olmasına rağmen yapamaz dediği, yani diyorsun ki oha bunu da yiyemez diyorsun. Yani atıyorum 50 paket noodle mı? Ya bunu da yemez yani diyorsun, anladın mı? Yiyor ya. Değişik bir şekilde her şey yeme potansiyeli var böyle. Hiç durdurak bilmeden. Yani tuna tavusla kaba tutan tek kız bu. Severim, bayılırım. Yeni gelmedik, geri geldik. Hoş geldiniz Ceren Hanım zaten. Gönlümüzün birincisi. Nur geliyor. Hoş geldin Nur. Twitter'da nasılsın? Bu video yüzünden bayağı linç mi yemiş? Olabilir bu arada, bilmiyorum. Çünkü bu kadar et... Nasıl yiyorlar abi? Sen telef olacak. Şey, tutmak ister misin mikrofonu? Bilmiyorum abi. Bakalım biz diyelim, biz kararımızı veririz. Poreçle. Geçen yarışmamızı Nur kazanmıştı. Şimdi de büyüklerimiz geliyor boyut olarak. Goril Faruk geliyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Pokoreç'te çok iyi değildin. Evet. Niye öyle oldu? Biraz yağlıydı. Dönerle aran nasıl? Dönerle aram güzel. Genellikle tavuk döner tüketen birisiyim. Et dönerle aram... Tavuk döner mi, et döner mi? Nesrin eti görünce ben... Abi arkada ne güzel pişiyor. Var ama biraz pahalı. Ben o yüzden et tavuk severim. Döner tercihim. Öğrenciyim. Kardeşim sen iste ben sana dönerci şubesi açayım. Eyvallah. Rakiplerin boyut olarak seninle hiç alakası yok, evet. Ama çok dişliler. Evet. Gerçekten yine tokatlanacak gibi geliyor bana Goril Faruk. En büyüğü geliyor. XXX large. Tuna tavus geliyor. Tamam gelsin hadi başlayalım. Yine sen durak gel. Nasıl lazım? Çık. Çıktım. Ha kilolarını ölçüyorlar, çok iyi. Dönerimizi yiyoruz. Bu tartmaz seni. Sana şey lazım. Gramaj kahve tartısı lazım. Çık. Çıktım. 49. Bunu reddedeceğim yani. Ben normalde 46'yım. Bizim için önemli olan yemeden önce kaç kilolardı, yedikten sonra kaç kiloyuz. Ben aynen senin kilona öyle bir şey diyemem. Benim öyle bir yetkim şeyim, sıfatım o yok. O zaman çekiyorum. Nur geliyor buyurun. Sen de aynısın muhtemelen ya. 53.8. Güzel. Goril Faruk geliyor. Kaç bekliyoruz? 100. 100 falandır yani. 100.3. Doğru atmışız hocam. 99 olsa da anlaşılır. Hani biraz belli olur tipinden. 101 olsa da belli olur ama. Zaten şapka 300 gram. Normalde yutamıyorsun.
Bakalım tartı taşıyacak mı taşımayacak mı? Çünkü her çekim yaptığımızda bir tartı ya bozuluyor ya kantarlar tartamıyor. Oğlum adam kadraja girmeyecek. Ne kadar büyük büyüdün Tuna sen ya? Tartmayabilir yalnız bu. Kuş tüyü kadar hafif olduğum için yani algılayamayabilir tartı. Tabii tabii kuş tüyü kadar hafif olduğun için alt kata inebilirsin tartıyla hadi, birlikte. Hadi, çık kartı error verecek yine. 156,5. Diyetteyim de. Ha iyi. Tuna o kadar 160 kilo ki. Gel bak şimdi biz üçümüz 170. Ama adam en 160 kilo durmayan 160 kilo yani pardon. Ya genelde 160 kilo insanlar sağ şey daha böyle şey durur ya sanki öyle durmuyor. Acaba kastan mı almış kiloları? Olduk. Üçümüz. Üç kişi. Tuna ile 10 kilo fark ediyoruz. Kıyafetleri çıkarsak, pabuçları çıkarsak eşit olacağız abi. Geçiyoruz yarışmaya. Demek kaslı olduğu için. Ah yapmayın abi ya. Canım çekti. Yes. Ödülümüz 10.000 TL. Ocak zammı yapamadık henüz. Şubat'taki videolarımızdan itibaren inşallah onu da yapacağız. Dönerlerimizi alalım. Her döner. Bir nazmış bu arada Orkuncum yani. Porsiyonumuz 250 gram. Bittikçe yenisi gelecek. Salata yemek isteyen de var. Onların da yenisi gelecek. Ne diyorsunuz? Kaç kilo yersiniz ya? Sen 3 rahat yersin. Herhalde yerim bilmiyorum ki. Herkes kendi önlersin. Abi 500 kilo et. Nasıl yani? 3 kilo yersin diyor. 500 kilo nasıl yiyecekler ya? Ben hala anlamadım ya. Benimkini falan yeme. Hazır mıyız? 3, 2, 1 başladık. Döner bayağı başarılı. Evet. Ben Ankara döneriyim. İlk defa yiyorum. Aspava yemiştin daha önce. Aspava beğeniyor musun? İkramları güzel. Lan Aspava deyince ne geldi aklıma hatırlıyor musunuz? Biz bir ara Aspava'yla karşılaşmıştık. Valorant oynamıştık. Sonra TFT'de bot biri olmuştuk. Biliyorsunuz değil mi Aspava'yı? Eski mi senelere yan şarkısını söyleyen kişi. TFT'de mi bot bile dedim? LOL'de. Abi benim kafam niye hep bu kadar TFT'de ya? Ankara'nın döneri güzelmiş arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi? Çok. Bir şey diyeceğim yuh. 100'er gram. Ben de böyle yerdim. Çok güzel. Niye Ceren Erçatal'da? Çüş. Ceren aç gelmiş ya. Vallahi aç gelmiş. Ben siz... bu yarışmaya kalacak olsam 3 gün yemek... Ya 3 gün yemek yemem değil pardon. 3 gün yemek yemezsem bir anda elimde ağır gelir. Bir 12 saat yemek yemem. Hani burada yemek yediniz mi lan? Ben yemedim. Abi çok komik insanlar. Yemek yarışmasına gelip yemekten önce yemek yiyorlar. İnanılmazlar. Ceren'in yenisini alalım. Bitti Ceren. Aa, Faruk'un da bitmiş. Tuna, sen ne yapıyorsun? Takılıyorum. Ben hızlı yemiyorum artık ya. Ben keyif adamıyım. Ve sen ne zamandır keyif adamısın? Tuna sen 50 set bench press yapıp 10 tane daha, 20 tane daha yapıp neresi keyif bunun ya? Yok, böyle dizi izlerken saatlerce uzun sürede yiyorum artık. Nasıl ya? Vallahi. Bazen antrenmanda dinlenirken falan yiyor. Ya bir şey diyeceğim. Bir insan antrenmanda dinlenirken yemek yer mi ya? Bazen oluyor ya. Çok şekerim düşüyor. Oğlum adam antrenman... Oğlum benim de öyle bak. O şeker düşmesi çok kötü bir şey. Ben de sinirleniyorum sonra. Her şeyi nasıl yakıyorsa artık. Abi yemek yemelerine odaklanmayın. Ben şey gramajlara odaklanıyorum. Yani ne kadar yedi diye atıyorum. Bakmıyorum ağzının buralarından akıyor mu falan diye. Bakmayın ona bulanabilir. Arın bir tane alalım. Normal döner porsiyonu 140 gram oluyor. Yani normal porsiyonun 1,5 katını şu an 30 saniyede bitirdiler. Oğlum siz artık vallahi insanlara et gözüyle bakmıyorsunuz değil mi? Mesela bir aklından geçiyor mu Tuna bana bakarken? Şunu kolundan bir parça yesem. Ya geçmiyor Orkuncum ya. Geçmiyor. Sen beni tabii ki yersin. Ve yani hiçbir şeyim kalmaz. Allah'ım. Sen çok kemiklisin. Sen beni platform gibi bir yere düşürme Tuna'yla ne olur ya. Nur da bitirdi. Nur ikinci mi o senin? Oha. Bir anda çok hızlandılar. Ceren'le Nur Arap atı gibi gidiyor. Ceren'le Nur birbirini gaza getirip öyle yiyorlar. Yani yan yana oturtunca onları, onlar birbirini görünce aynı hızda gidiyorlar. Vori Faruk da yetişmek üzere. Tuna zaten bir çatal almış. Ben Tuna'dan fazla yemişim. Nasıl bir şey bu ya? Ben Tuna'dan fazla yemişim. Evet abi Tuna ayranı bitirmiş. Tuna aynı rakı içerken ki ben gibi. Dur bir dakika kameram oraya denk geliyor değil mi? Kameramı şöyle yapayım. Ben de ne yapıyorum? Pardon rakı içerken ki ben gibi değil. Tam tersi. Ben ne yapıyorum mesela biliyor musunuz? Rakı falan hiç sevmiyorum ya. Bir lokma rakı içiyorum. Sonra bir bardak şalgam içiyorum. O bir yudum rakıyı anca öyle tadını götürtebiliyorum çünkü. Aklıma o geldi. Lütfen. Boş bir anıydı. Boş verin arkadaşlar. Kim o? Ha. Konuşmaktan yemeyelim. Hadi oğlum. Bas! 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 150 gram yemiş olacaklar. Aynı şekilde Faruk da 3'e geçti. Nasıl açlık durumu şu an? Hala devam mıyız? Devam.
Bir tokluk. Nasıl ya? Nur sende nasıl? Tokluk değil de bulantı hafif. Sürekli aynı şeyi yediğim için. Kokoreç daha yağlıydı ama. Bilmem onu da bu kadar zorlanmamışım ya ilk başta. Ekmekli olduğu için mi acaba? İstersen biraz lavaşa sar ye. Bu döneri böyle... Ekmeğini yemeyin oğlum, manyak mısınız, yarışmadasınız. İnce aklıma eski atalarım geliyor. Homo erectus. Rakı içmemeyi denedin mi peki? Denedim de Samet'le arkadaş olunca öyle bir şansın olmuyor. Tutturuyor, hadi içersin içersin, bir şey olmaz. Hani bir yere gidildiğinde ben içmiyorum diyorum. Yok yok içersin, niye içemeyecek? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir bardak bir bardak. Yani öyle. Onlar böyle yok. Senin aklına Homo erectus'un var gelmesi için yani aynaya bakman yeterli. İkinizin de arkadaşlar. Primat olmak çok güzel bir şey. Oğlum adamın ağzında bir kilo döner var. Kusturmayın adam, güldürmeyin ya. Boğulmuyorsun değil mi? Şey, hömlink yapayım mı? Boğulursa... Hömlink miydi lan onun adı? Krayn. Krayn o hemlih manevrası değil miydi ya? Hömlih miydi? Her şeyi Krayn'a soruyorum ya. Hemlih. Aynen abi bak, o manevra, onu öğrenin abi, o güzel hareket. Ben sana söyleyeyim. Ne yapıyorsun biliyor musun ya? Ben de unuttum da. Tam şu göğüs kafesi boşluğundan iki parmak. Tam buraya böyle yumru şeklinde elini koyuyorsun başkası boğulduğunda. Abi ilk başta ne olduğunu anlatayım. Diyelim ki benim boğazda bir şey kaçtı ve çıkartmanız lazım ya. Yanında arkadaşım var. Yani boğazda bir şey kaçtı, ölüyor. Ondan sonra yumru şeklinde elini koyuyorsun böyle. Ondan sonra arkasına geçiyorsun. Bastırtıyorsun şöyle şöyle. Anlatamadım ya. YouTube'da videosu vardır, izleyin. Ve ben şeyde bir ara benim kendi kendime boğazıma bir şey kaçmıştı. Az kalsın ölüyordum. En korktuğum şey tek başımayken böyle bir şey olması ya da yanımdakinin böyle bir hareketi bilmemesi. Kendi kendine hemlih manevrası diye de bir şey var. Onlara bakın abi, bunlar önemli bilgiler hayatta. Sana bana hemlih yaparsa... Evet, arkadaşın yok. Oh be, göstermişler. Arkadaşın yoksa kendi kendine yapılan da sandalyeye yapıyorsun. Yani alttaki elin ama yumru şeklinde olacak. Benim 8 kaburgam, 3 belim, omzum var, kırılır. Her yerim evet, kırılır. Evet. Siz yaşadınız mı lan öyle bir şey? Oğlum bir dakika, bunların nasıl bir ilişkisi var ya? Bir dakika, bizim buraya girmemiz lazım. Ne yaptınız siz? Şimdi bende bir akvaryum var evde, kocaman. İçinde balık var. Bir saldırmış balıkları, atmış ağzına. Dedi ki abi, dedi, akvaryumda vermediler bize balık. Dedim oğlum onlar yenmiyor. Tuvalete gittim. Atmış ağzına 3-5 tane. Ben de hemlikle çıkarttım direkt. O çıkarırken başka şeyler de çıkabiliyor. Evet. Şaka yapıyorsunuz ya. Ya sonradan öğrendim, süs balıkları yenmiyormuş. Ceren'in 3. de bitmek üzere. 4.'ye geçiyor. Nur'un da bitmek üzere aynı şekilde. Nasıl hocam durumlar? Güzel, güzel. Onlar böyle birazcık şey, maymun gibi ağzın kenarlarında tuttukları için yemeği konuşamıyorlar bir soru sorduğumuzda. Nur da öyle yiyor mesela. Ama bak ben bir yandan konuşup bir yandan yiyorum. Biraz da tükürüyorsun tabii suratıma yerken ama bir tane daha alalım. Benim döneri de değiştirebilir miyiz? Çünkü bizim gerçekten ben sana söyleyeyim, bu tuna tavus cidden diyette bence. İnsan diyette olunca yani kocaman olsa da dış görünüşte midesi küçülüyor yani. Alışkın değil, yiyemiyor adam ya. Daha birinciyi yedi değil mi bu? Faruk buraya doğru bakarak birazcık şey oldu. Oğlum yanağında döner var ya. Yanağında döner var adamın ya. Kendim böyle konuşmayı... Yemeği pişiriyorsunuz, tencereyi ortaya koyuyorsunuz. Orman kuralları geçerli. Ne kadar yiyebilirsen o kadar fazla gelişirsin. Mesela Suna abi biraz daha fazla yediği için çok gelişiyor. Ben biraz vitaminsiz kalıyorum. Şimdi... Ya sen neren vitaminsiz kal? Sen vitaminsizdin. Ne demek oğlum, biliyor musun ya? Oğlum bak, vitaminsiz bu. Bu vitaminsiz değil. Tamam mı? Kaynar suyu noodle'ların üstüne döktük. Ama unuttuğumuz bir şey vardı. Kaynar suyu leğene döktük. Bütün plastikle beraber yemiş olduk. Abi gerçekten harika insanlarsınız ya. Yani ilk insan ve ikinci insan ya. Evet, Ceren'e bir tane daha alabilir miyiz? Nur'a da bir tane daha geliyor. Ceren başladığından beri full focus, full force gidiyor. Dönerden başka bir şey bakmıyor. Bana bile bak böyle. Full focus. Hocam peki sizin dükkandaki rekor kaç? Bir vatandaşın yediği maksimum porsiyon. 50 yıllık... Bir porsiyondur yani. Kaç para verdin? Dönercisin böyle yiyen görmedin. Bu arada kamera arkasında bütün ekip gerçekten şok içerisinde izliyor. Biz bu ekip nereye gitsek rekor oluyor diyor. Kapıdan içeri girdiğimizde rekor olarak başlıyoruz yani. Ayda kaç ki? Şöyle düşünebiliriz. Hani biz Çağrılar'la bir ara MasterChef Serhat'ın oraya gitmiştik ya. Tavuk döner yapmıştı Çağrı'yla MasterChef Serhat. Serhat mıydı adamın adı? Unuttum. Orada... Kaç kişiydik biliyor musun? Ekip falan filan, döner anca bitmişti diye hatırlıyorum. Bak, biz, Samet, Yağmur, ben, Nuri var mıydı?
canlar falan. Bir takipçilerden de gelmişti. Bir 13-14 kişi bizdik. Arkada ekip arkadaşlara 5-6 kişiydi. 20. Ya yani 22 kişi falandık. İp incecik döneri kaç gram bilmiyorum. Onu zor bitirmiştik. Saydım takmazı. Aynen. Bir 20-22 kişi vardık arka planla beraber. Kaç kilo? 1 kilo muydu? Yok, 1 kilo da olamaz lan. Kişi başı 50 gram düşüyor. Ay yani bitmişti anca. 1 kilo et yiyorsun. Lavaşa sarılmıştı bizim tavuk dönerler. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Bak yemin ederim ben normalde et döner severim. Ama et döneri de mükemmel yapan bir yer çok görmedim. Antalya'da bir yer var bir tek ailece gittiğimiz, o kadar. Tavuk döner normalde sevmem. Şimdiye kadar yediğim hepsi yani öylesine yemek için yemiştim yani. Hani açtım okul çıkışı tavuk döner artı ayran 2 liraydı benim zamanımda falan, öyle yemiştim. Hayatımda yediğim en güzel tavuk döner o günkü yediğimdi. Ve hatta eti de içine katarsam en güzel dönerdi yani. Çok iyiydi ya. Vallahi çok iyiydi ve bir daha öyle bir şey yiyemedim. 2 lira abi, 2 lira dedim de sene kaç siz biliyor musunuz? Sene ben sana söyleyeyim 2008 falandı yani 2 lira dediğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben 5. sınıfa giderken yani 2010, 2009 falan işte. 2 TL'ye ayran artı tavuk döner yiyordum 2009'da. 2010 bile değil ya, 2009. Aynen 2009. Radmont Emre'ye abonelik etmiş, teşekkür ediyorum. 50 kilo vardır benim. Ne? Pilav kaç kilo yiyorsunuz? Pilav ben çok yemiyorum aslında. Pirinç un diye bir şey var biliyor musun? Tamam. Pirinç unu yiyorum artık. 1 kilo civarı oldu. Günde 1 kilo. Evet. Ayda 30 kilo pirinç unu. Aynen. Yiyorsun. Vallahi ben su içtim. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Ben bilmiyorum, tıbbi olarak bilen biri vardır belki de. Kas yaparken ki o kadar çok protein yiyorsun ki yani böyle. Büyük kasçılarda diyorum. Normal kas. Normal spora gidenlerden değil yani, bu işe şey verenlerden, gönül verenlerden. O protein çok zararlı değil mi vücuda ya? Karaciğeri falan bir yerleri yormuyor mu ya? Oğlum mesela 1 kilo pirinç unun ne mesela? O ayrı da hani bir de deli gibi de protein yeniyor ya işin içinde. Böbreği, karaciğeri, her yeri yoruluyordur. Beslenmezsen mi zararlı? Abicim bilmiyorum artık. Yani şimdi şu an yani... Bir buçuk her kilo, bir buçuk her kilo ayran içmişler. Allah, hangi ara, kaç tane içtiniz ayran? Ben çok sağlam. Hiçbir soruya cevap verecek durumda değilim. Ne oldu abi? İyi misin abi? Acı mı? Hocam bak az önce yedim, tapa tatlıydı, bir tane daha yedim. Tapa tatlı ne? Kim ebem yom oldu, niye böyle bir dengesizlik, niye böyle bir tutarsızlık? Ben sana söyleyeyim, 1,5 milyon Scoville rahat var, şu spesifik, şu biber al bak. Yazık lan, adam kamerayla çekiyor, yemesin. O kadar mı ya? Sakın biber mi? Ya ben denemek istiyorum. Oğlum sen sonra yolunu yapacaksın, onu da acıdan yiyemedim diyeceksin. Yok ya. Kısmet. Ben al. Denemek istiyorum. Hepsini yeme. Acı mı? Değildir acı. Kameranın lensine kadar tükürdü. Gerçekten benim şöyle bir ıslaklık hissettim. Acı mı biber? Tapa yok tatlı. Ya o kadar değilmiş, bir tane daha yiyeceğim. Yalan söylüyor, acı değil bu ya. Faruk ne o? Geviş getiriyor. Yo, yavaştan yiyorum ben. Yavaştan yemiyorsun. Tuna yedi az önce. Oğlum erkekler kaç gram yedi? Bir alsak ya Orkun. Gördük onu. Neyi? Tuna yedi senin tabağından. Senin benim yok abi. Böyle bir mantık hiç yok. Nur kaçıncı da? 6 mı o? Nur 6. da 1,5 kilo ayran, 1,5 kilo döner şu an Nur. Ceren sen de 6'dasın. Arkadaşlar bu döneri böyle normal yaprak döner gibi düşünmeyin. Ankara döneri normalden biraz daha kalın ve biraz daha yağlı oluyor. Biraz... Oğlum o zaman niye daha kalın dönerciye gittiniz? O yüzden yemesi çok daha zor. Bir şey diyeceğim, çok fazla böyle yemek yiyince kafan güzel oluyor mu? Çok acayip şu an. Değil mi? Bana da öyle bir his geldi. Yani böyle bir insan çöküyor, böyle bir mayışıyorsun, böyle bir sarhoş gibi oluyorsun falan. Şeker taban yapıyor çünkü uykulu hissettirir. O yüzden yani limonla dengelemeniz lazım. Var mı lan öyle bir şey? Allah aşkına bak bir şey diyeceğim. Bu videoda verilen hiçbir diyeti tavsiyeyi kullanmayın. Canan Karatay bizi görse gebertecek yani hani. Şu ikisi ne diyorsa, ne yiyorsa yem... Bu arada şeker tabii ki de uyku getirir de...
Limon da... Beyin yapmayın valla. Ceren bayılacak gibisin. Nur sen de bayılacak gibisin. Evet. Aslında olay dönerin biraz normal yaprak döner gibi olmadığı için biraz da ağır. O yüzden böyle oldu sanırım. Yani şey diye yorum atmayın. Ne olacak lan ben 5 kilo yerdim diye yorum... Ha yorum... Ama şimdi şöyle bir şey yok mu? Daha kalınsa yaprakları zaten kilo bazında ölçüyoruz ya. O yüzden bir sıkıntı yok aslında. Daha ince olsaydı da daha çok koyacaklardı. 250 gram olsun diye. Yine aynı şeye geliyordu. Allah'ım inanamıyorum. Atacaksan öyle bir şey. Gel na burada ye. Gel yiyorsa kardeşim başvuru formumuz var ben aşağıda. Yağı bilmem abiciğim. 6'da var. İkisi de 6'da şu anda. Kim daha fazla yerse o kazanacak. Yani Faruk sen kaç? 4'tesin hala. 5. 5 mi bu? Yel hadi. Oğlum adama zorla yarıştırıyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Uzun zamandır insan içine girmediğimiz için sohbet etmek isteyen insan. Nasıl yemek? 24 saat yemek yiyorsun zaten. 5 dakika sohbet edeyim. Koy Faruk öyle durma. Faruk'u çek kusacağım duruşu bu. Bak bu kustum kusacağım duruyor. Sapkeyiz biz. Faruk kusacak yaşarım bak. Sadece su içerim. Allah'ım lütfen kusmasın. Hiç bakmayın oraya. Ne haber senin nasıl gidiyor? Havaları düşünelim, şeyleri düşünelim. Ciddi misin? Vallahi mı? Son kararın mı? Ne oluyor? Tamam. Kardeşim kusacaksan git. Ceren gidiyor, Ceren'i kaybettik. Bir dakika durun ben gidip geleceğim hemen. Ceren şu an... Hayır sayılmaz öyle kustum geldim bir daha edip bir şey mi var ya? Ayıp yazık günah. Ya Hasan hoş geldin ya. Ne kalktı? Tamam. Hasan'a özel kahvaltı içeriği istiyormuş Hasan. Yapacağız ama şu an izleme. Şu an kahvaltıda midem bulunabilir. Şöyle kalktı Ceren ve böyle gitti. Nur da muhtemelen öyle kalkacak. İyi misin? Bu arada Nur kazandı. Tabağımı bitirdim. Bitireceksin mi tabağımı? Helal olsun be. Tatlı da yemek istiyorum varsa. Manyak bunlar ya. Bir de bak Ceren de yer kesin. Bunlar da yer. Bu kadar şeyin üstüne tatlı nasıl yiyorsun ya? Ne yaptın sen? Öncelikle... Bu arada tatlı için her zaman yer vardır. Benim o genel şeyimdir. Atasözümdür benim. Ne kadar doydum desem de tatlıya bir yer ayırırım. Zor durumda beni telaffuz edebildiği için Tuna abiye çok teşekkür ederim. Senin dilinden ben anlarım kardeşim. Telaffuz. Telafi de değil aslında. Telafi de olmaz ki. Tercüme. Ha tercüme. Tercüme ettiği için çok teşekkürler. Ormanda çok aslan gördüm ama Ceren abla gibi ve Nur abla gibi aslanı hiç görmedim. Sen ormanda aslan nerede gördün ya? Ceren nasılsın? Kusmadın değil mi? Şimdi şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Üçten fazla kusma kelimesi kullanılınca sinirlerim bozuluyor artık yani. Ama söyleseydin bize. Sinirlerim soğudu ya. Kol. İstifra etmedin demediğin aynen bak. Midesi bulananı onu deyince daha da öyle oldu. Bozuk diyor Ceren. Faruk hiçbir şey demiyor. Ceren çok yakının yarım tabak var aranızda fark. Toplamda 6 tabak yedin değil mi? 1,5 kilo ayran, 1,5 kilo döner, 1,300 gram döner, 1,5 kilo ayran, 1 kilo 100 gram gibi. 1 litre de ayran diyelim. Ya ben çok zorlamaya gelemiyorum artık arkadaşlar anladınız mı? Oradan şimdi ben eşime baktım. Şöyle yaptı bana. Zorlama ne? Dedi yani. Ben de dedim ki o zaman beyim ne derse olur dedim ve bıraktım. Vay be. Sana kaldı top. Sana kaldı. Bir şey diyeceğim bana izlemek yetti. Gerçekten izlerken bu kadar doymamıştım. Atılıyoruz. 58,5 olmuş. Nasıl 2 kilo yedin ya? Ama gerçi sen 1 kilo yesen bile 2 kilo yazıyordur sana. Ayran falan çok içtim. 2 kilo bir insan 5 dakikada... Ayran falan çok içtim. Alamamalı ya. Goril Faruk geliyor. Sen bir hala bir örüyor gibi geliyorsun Goril Faruk ama. Goril Faruk da 2 kilo almış. Az almışsın ya. Ben de daha çok almanı beklerdim. İyi yedin çünkü. Aynen. Ceren geliyor. Ceren yürüyemiyor. 49'du. Ceren de 2.2 kilo almış. Normalde sen 3 falan alıyordun. Ne yaptı? Çok mu hızlı yedin? Kustu galiba. Göğütemedik mi? Ne yaptık ya? Nur kaç kilo aldı? Nur 1,5 kilo döner, 1,5 kilo ayran içti. 53.1 de 56.8 olmuş. 3.7 kilo almış Nur. Tebrik ediyorum. Ödülümüzün kazananı da yine Nur oldu. Nur gerçekten geldiği günden beri ikinci videoda şu an tokatlıyor herkes. Peki burası bir restoran burada abi, o döner. Ya bir şey söyleyeceğim. Video ile ilgili sıkıntılar var. Anlatayım mı? Benim içimdeki sıkıntılar. Videoda sıkıntı yok. Birincisi 500 kilo et döner yeme yarışması yazdıkları için ben de dedim ki ne alaka 500 kilo nasıl yani falan. Şöyle böyle 500 kilo ne alaka? Oradaki asıl olan döner 500 kilo. Yani buradaki döner 500 kiloysa bana ne? Bu bir. İkincisi ondan sonra gerçekten ilk alt yani tuna tavus eskisi gibi yemiyor artık. Böyle bir rekabet duygusu hissedemedim yemek yeme yarışmasıymış gibi. O da öyle ikinci. Başka bir şey söylemeyeceğim. Güzel. Devam edelim hayatımıza. Cebine telefon atan 500 gram artı çıkar. Ya artıya değil canım. Kaç tabak yediklerine bakıyorlar ya ona göre kazanıyorlar. Radmont Emre'ye abonelik etmiş. Radmont teşekkür ederim. Kendine 22. yenilemesine hoş geldin Radmont. Çok sağ ol.
Nesin adamlar hani yiyemiyor ya, kazanan artık birisi oluyor. Yo ben ona laf söylemedim. Diyorum işte yiyemediler yani. Beklenen performansın altında kaldılar.